Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bütün günüm nasıl geçtiğini sizlere paylaşmak isterim. Benim adım Tuğba. İki çocuk annesiyim. Bir oğlum, bir kızım var. Köyde yaşıyorum kayınvalidemle. Videoyu şimdi geçmek istiyorum hemen. Sizleri daha fazla beklememek için. Bugün kahvaltımızı atacağız. Fırında patates ve ıskara böreği. Fırında patates hep doğa ürünüdür. Bahçeden alındı. Taze. Daha önce fırına atmıştım. Şimdi kontrol edelim. Pişmemiş mi? Şu an pişmemiş gözüküyor. Şimdi sizlere böreğimizi kızartıyoruz. Bakalım. Kızartalım. Ben çok az yağda pişiriyorum. Hem sağlık açısından. Çocuklarım böyle seviyor. Evet. Fırına bakalım tekrardan. Güzelimize bakalım. Patatesler pişmiş mi diye. Ve pişmiş gözüküyor. Çıkartalım şimdi. Oo, çok güzel kokuyor. Nefis. Hızlanıyorum yemek için. Çıkartıyorum. Ve kahvaltı masamıza götürüyoruz. Masamıza nefis gözüküyor. Evimizde yenileme var. Dış montlama yapıyoruz. Sesten rahatsızlığı verdik için özür dileriz tekrardan. Bahçe domatesimiz seradan yetişme. Sigara böreğimiz tavada kızarttık. Tuzunu açıldı. Şimdi bahçeye gidiyoruz. Bahçede biraz daha koyduğu için çıkartmakta gidiyoruz. Ve fındık topluyoruz. Fındık böyle toplanıyor. Yerde toplamak daha kolay oluyor. Dalda zor oluyor ya. Dallar kalın olduğu için biz dalı silkeleyip yerden toplamak daha çok kolay oluyor bizim için. Evet arkadaşlar böyle işte. Fındıklık böyle işte. Evet fındıklarımı köstürüyorum. Evet böyle. Kızım da fındık topluyor. Kızım göstereyim size. 3 yaşında kendisi. Çok akıllıdır. Ama çok da yaramazdır. Bakın nasıl topluyor. Ah, ellerini yesinler onun. Evet, fındık bayağı toplamış. Topladığı fındığı halasına verecekmiş. Hanımefendi. İşte böyle arkadaşlar. Şimdi bitirdiğimiz halladan şimdi başak yapacağız. Var mı fındık var mı yok mu kontrol ettik ve bayağı toplamışım. Arkadaşlar bunlar benim olacak. Akşam da topladığımız fındıkları, bahçede topladığımız fındıkları patoza vereceğiz. İşte şöyle manzaramızı göstereyim size. Bahçenizi. Biraz yamağın olsun. Şimdi de eve gideceğiz. Şimdi kapıza vereceğiz. Veriyoruz. İşte böyle arkadaşlar. Kapatıldığı böyle kapıza veriyoruz. Hortumdan veriyoruz. Hortumu var. Orada da şimdi kapçıklarını atma şeyi var. Gidiyorum onu bilmiyorum. Kaldım. Şimdi akşam oldu. Akşam da mangalımız var. Fındığın bitmesini kutluyoruz. Evet. İşte böyle arkadaşlar. Mangalın yanında olmazsa olmazı mısırımız. Doğal üründür. Talladan yetişme. Biz böyle koyuluyor. Közde yapacağız. Közde pişireceğiz. Çok güzel oluyor bu közde. Biz bunu tencerede de pişiriyoruz süt mısır olarak. Yani bilirsiniz zaten. İşte böyle közde pişiriyoruz. Afiyet olsun bize. Bugün benim günüm böyle geçti. Diğer günlerimi sizlerle hep paylaşacağım böyle köy hayatımı. Merak ediyorsanız abone olmanız, yorum yapmanız ve beğeni tuşuna basmanız yeterlidir. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.